Herkese merhabalar. Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeyiz bugün. Ayvalık'ın meşhur lor tatlısı ve sakızlı dondurmasının hikayesini dinleyeceğiz. Şu anda Ayvalık ilçesinde Güler Tatlıhanesi'ndeyiz. Güler Tatlıhanesi'nin işletmecisi Özgür Bey var yanımda. Özgür Bey merhabalar. Merhabalar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Özgür Bey şimdi burada Ayvalık ilçesinde meşhur olan lor tatlısı, sakızlı kurabiye ve sakızlı dondurma. Aynen öyle. Lor tatlımız Türkiye'ye mal olmuş bir tatlıdır. İçinde yumurta yok, kabartma tuzu da yok. Sadece lordan olur. Kara fırında pişer. Gayet de lezzetlidir ama yanında tabii ki sakızlı dondurma onun tamamlayıcısıdır. Yani bu ikili olmazsa olmaz bir ikili olmaz. Mi? Dondurmamızın da özelliği Türkiye'de ilk ona girdi. İçinde sadece süt var, gibi katkı maddesi yok. O da gayet doğal bir dondurmadır, sakız dondurma. Peki biraz bize hikayesinden bahsedebilir misiniz? Nasıl bir hikayesi var bu sakızlı dondurmanın? Nereden çıktı? Sakızlı dondurmayı ilk yapan buranın ilk kurucusudur, Telat Taşçıoğlu. Biz onun çırağıyız. Yani şöyle bir 40-50 senelik bir geçmişi var sakızlı dondurmanın. Sakızı Yunanistan'dan geliyor, Midilli'den. İçindeki şeyi özeldir, sütü. Bir de bir makinamız var bizim. 1970'lerde, 65-70 yıllarında geldi. Şu anda yok, Türkiye'de yok öyle bir makine. Zaten o makinede olmasının özelliği o. İçine giren malzeme ve makine çok özenli. O zaman gelenekten geleceğe uzanan lezzetler diyarında buluşuyoruz biz burada, değil mi? Aynen. Bir de burada sakızlı kurabiyemiz var. Şöyle göstereyim. Sakızlı kurabiye. Da gördüğümüz gibi. İçinde yumurta yok, kabartma tuzu, soda yok. Hiçbir şey yok. Sadece şeker yerine üzüm suyu var. Bir de zeytinyağının kül suyu var. Kül suyu. Aynen. O nefaset veriyor, çıtırını veriyor. Bir de içinde damla sakız var. Evet, sakızlı dondurmamızı da ben göstermek istiyorum. Bu güzel lor tatlısıyla gayet güzel bir bileşeni olmuşlar. Aslında hani yememek için sabırsızlanıyor. Bütün turistler de buna ilgi duyuyordur diye düşünüyorum. Kesinlikle, aynen. Gelin herkesin buna rağbet gösteriyor. Tabii. Türkiye'de. Peki Ayvalık'a özgü değil mi? Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde. Tabii bize özgü. Ayvalık'a özgü. Başka bir yerde bulamayız bulamazsınız. Herhalde. Lor tatlısını hiçbir yerde bulamazsınız. Peki kaç senesinden itibaren gelen bir gelenek bu? 65-70. 65-70. Bayağı bir eski. Aynen. Günümüze kadar taşınıyor tabii yani sizlerle tabii. Birlikte. Aynen. Özgür Bey'e bize bu güzel bilgileri aktardığı için ben çok teşekkür ediyorum.